Şimdi şimdi sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi'nin Büyük Birlik Partisi'nin e, Genel Yönetim Kurulu üyesi İsrail'e kablo satıyormuş. Bu ortaya çıkınca biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi'nin gençleri de Starbucks bastılar. Kola e, parayla satın alıp Aynı zamanda kolayı yerlere döktüler, protesto ettiler. Ama abileri İsrail'le ticarete devam etmiş. Bunun üzerine sevgili izleyiciler ne oldu şimdi size vereceğim. Bunun üzerine şöyle bir olay oldu. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı bir açıklama yaptı. Bak şimdi. Gazze'ye gitmiş, heyetiyle birlikte Gazze'ye gitmiş, belki de tek genel başkan olma bize nasip oldu. Orada hem Gazze'li kardeşlerimizle görüştük, yerinde inceledik. Hem şimdi Hamas'ın siyasi büro başkanı olan İsmail Heniye ile de sığınakta görüştük. Dolayısıyla da kimse bize Gazze ve Filistin konusunda öğüt ya da laf söylemeye kalkmasın. Hepsi onun altında kalır. Ve biz Büyük Birlik Partililer, Alperenler sadece Filistin ve Gazze konusunda da değil, Doğu Türkistan konusunda da en hassas olan biziz. Bunu gidip tüm Doğu Türkistan temsilcilerine sorabilirler. Paris'te bağımsız Doğu Türkistan kurultayı gerçekleştirinde orada olan tek genel başkan sizleri temsilen bendim. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanıydı. <laughs> Hem de milletvekili sıfatıyla. Başka ne milletvekili ne de parti temsilcisi vardı. Bosna'da biz vardık. Bosna'da biz vardık. Şehit Muslim Başkanımız vardı. Her sene Batı Trakya'da noksansız bir şekilde olan biziz. Merhum Sadık Ahmet'i anma toplantısı vesilesiyle. Bütün Balkanları ziyaret eden biziz. Kafkaslar'da Çeçenistan'ın bağımsızlık mücadelesinde biz vardık. İşte dönemin nizamı alem ocakları genel başkanımız Sayın Tuna Bey burada. Büyük Birlik Partisi ve Alperenler vardı. Karabağ işgal edilirken Ebu'l-Feyz Elçi Bey'in yanında Şehit Muhsin Yazcıoğlu var. Sevgili arkadaşlar. Önce önce şunu söyleyeyim. Utanmaları yok sevgili izleyiciler. 2012 yılında Gazze'yi ziyaret etmiş. Yani bundan 12 yıl önce. Ve 12 yıl önce ziyaret ettiği için Gazze'yi ziyaret ettiği için Büyük Birlik Partisi'nin ticaret yapmasını, Büyük Birlik Partisi'nin merkez yöneticisinin ticaret yapmasını ve AK Parti'nin iktidarın ticaret yapmasını hangi gerekçelerle savunduğu ortada. Yatacak yerleri yok sevgili izleyiciler. Yatacak yerleri yok. Gazze meclisi meselesinde çifte standartçı tutumlarıyla yatacak yerleri yok. İsrail 6 milyon nüfusuyla, Filistin 7 milyon ya da e, İsrail 7, Filistinler 8 milyon nüfusuyla o bölgede yaşıyorlar. Doğal olarak İsrail'e yapılan ihracat ve ithalat ticareti sevgili arkadaşlar, İsrail'ler için değil Filistinliler için değil. Önce inkar ettiler, sonra kabul ettiler, sonra başka nedenler buldular. Sonra siyasal iktidar kısıtlık getirdi. Kısıtlığı da niye getirmiş 54 üründe? Nedeni şuradan dolayı. Çünkü Türkiye'nin hava koridoru üzerinden havadan yardım etmesini İsrail engelliyormuş. Bunun için getirmişler onu bak geri. Eğer eğer onu açarlarsa o kısıtlık ürünlerinde önünü açarlarmış. Eğer ben de şunu hiç bilmiyorsam o 54 tane kısıtlık ürünü dünyanın başka ülkelerine doğru gidip oradan tekrar İsrail'e gitmiyorsa hiçbir şey bilmiyorum. Yine söyleyeyim. Klasik sözümü söyleyeyim. Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Ticaret tüm hızıyla gırla devam ediyor çünkü bir koyup altı alıyorlar. Bir verip biz ne diyorlar ona bir alıyorlar altı satıyorlar kısacası. Bir lira veriyorlar altı lira kazanıyorlar. Bir dolar verip altı dolar kazanıyorlar. Öyle de bakabilirsiniz. Ama ama İsrail ilgili ticaret de devam ediyor. Gaz da devam ediyor. Petrol de devam ediyor. Devam ediyor. Oğlu devam ediyor. Hatta kimileri diyor ki Roketsan'da söylüyorsunuz ama Ali Bey Roketsan şey özel bir şirket. Roketsan özel bir şirket de Bakalım o özel şirketin kuruluşunda kimler var? Kimler ortak diye bakarsanız ne kadar özel şirket olup olmadığını da görürsünüz sevgili arkadaşlar. Kamu vakıflarının, kamu kuruluşlarının ortak olduğunu görünce özel bir şirket olmadığını da görürsünüz. Kısacası şunu söyleyelim. İki yüzlü tutumları devam ediyor. İki yüzlü tutumları devam edecek. Gazze meselesinde de iki yüzlü tutumları devam edecek. Tabii ne oldu bu bunları söylerken? Bunları söylediler. Evet. Bu ticareti eleştirme hakkımız yokmuş. Ama sevgili arkadaşlar hem Büyük Birlik Partisi'ne hem siyasal iktidara hem de siyasal iktidarın bu ticareti savunan tüm trollerine söylenecek isim şu. Söylenecek bir olay var. 20 yaşında Filistinli bir genç sevgili arkadaşlar. Filistinli bir genç. Türkiye'de cezaevine atılır. Cezaevinden cenazesi çıkartılır. Çünkü cezaevinde şiddete uygulamıştır. İşkenceye uygulamıştır. Ee, ve bu arkadaşları e, bu arkadaşları daha sonra baskılar üzerine serbest bırakılır. Aile Erdoğan'a mektup yazar sevgili izleyiciler. Hemen vereceğim şimdi ekrana. Filistinli. 20 yaşındaki Filistinli Nabel Hasan yanındaki iki arkadaşıyla birlikte 29 Mayıs 2023'te para çekmek için gittiği bir döviz bürosunda yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alınır. Yağma suçlamasıyla tutuklanır sevgili arkadaşlar. 31 Mayıs'ta Maltepe Cezaevine gönderilen Hasan ve iki arkadaşı burada infaz memurları tarafından işkence ve şiddete maruz kalır. Nabel, Nabel, Hasan sadece 5 gün sonra cezaevinde hayatını kaybeder. Mahkeme Hasan'ın Hasan'ın vefatından bir gün sonra üç gencin tahliyesine karar verir. Karara rağmen diğer iki genç Tuzla geri gönderme merkezine sevk edilir. Hasan'ın ölümüyle ilgili beyanda bulunmaları engellenir. Filistinli gencin ailesi Erdoğan'a mektup yazarak yardım ister arkadaşlar. Şimdi şimdi bu gencin ekrana fotoğrafını vereceğim. Buradan söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bu genç Hamaslı olsaydı. Çok açık net söylüyorum. Bakın bu genç Hamaslı olsaydı sevgili arkadaşlar. Hamaslı olsaydı ne olurdu? Kıyamet kopardı. Bu üç tane Filistinli geçen yıl bir tartışma sonucu gözaltına alınırlar. Üçü de tutuklanır. Cezaevinde bu genç öldürülür, öldürülür sevgili arkadaşlar. İşkence ve şiddetten dolayı öldürülür. İki kişide, iki yanındaki arkadaşla konuşmasınlar diye beyanları almaya çalışılır. Bu Filistinli gencin ailesi Erdoğan'dan yardım ister. Şimdi buradan söyleyelim. Filistin diye bir meseleniz var mı gerçekten? Çok merak ediyorum. Filistin diye bir meseleniz var mı? Ve buradan tüm İslamcılara sesleniyorum. Tüm dindarlara sesleniyorum. Sizin gerçekten Filistin diye bir meseleniz vardı. Filistin Kurtuluş Örgütü El Fetih ile ilgili nasıl bakıyordunuz meseleye? Yanında duruyordunuz Filistin Kurtuluş Örgütünü, El Fethi'nin? Hamas'la Filistin Kurtuluş Ordusunun El Fetih'in çatışması döneminde Gazze'de kimin yanında durdunuz? İsrail kimin yanında durdu? Ah, yatacak yeriniz yok. Gerçekten yatacak yeriniz yok sevgili izleyiciler. Yatacak yeriniz yok.